Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere iftardan bahsedeceğim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iftarla ilgili muhtelif hadisleri var. Ve ayrıca iftar ile ilgili yapılması gereken dua var. Yani doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen dua var. Hazreti Ali Efendimiz'den gelen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Emzirme müddeti geçtikten sonra süt kardeşlik yok. Yani bu hadiste Resulullah Efendimiz birkaç meseleyi sayıyor. İşte bunlardan bir tanesi de süt emzirmenin belli bir vakti olduğunu ifade etmiş oluyor Peygamberimiz. Emzirme müddeti geçtikten sonra süt kardeşlik yok. Sonra konumuzla ilgili hususa Resulullah Efendimiz geçiyor. İftarsız oruç da yoktur. İftarsız oruç da yoktur. Yani şimdi belki burada şöyle bir şey de hatırınıza gelebilir. Yani iftarsız oruç yoktur derken, yani zaten insanlar oruç tuttuktan sonra netice itibariyle iftar etmeyecekler mi? Evet, yani oruç tuttuktan sonra geç de olsa insanlar elbette bir şeyler yiyip içiyorlar, o da iftar oluyor. Ama bir de o dönemlerde şöyle bir adet de vardı, visal orucu dediğimiz bir oruç şekliydi bu. Yani birkaç gün böyle yemeden oruç tutma şeklinde bir oruçtu bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tür oruçtan insanları yasaklamıştır. Bu konudan başka bir programda bahsetmiş idik. Her ne kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başkalarını bundan yasaklamış olsa da kendisi visal orucu tutardı. Yani arada hiç yemeden içmeden ikinci günü de oruçlu olarak geçirirdi. Ve Resulullah Efendimiz'e sen bize bu visal orucunu yasaklıyorsun. Ama siz kendiniz visal orucu tutuyorsunuz denildiğinde kendisi Rabbim beni doyurur ve içirir diye buyurmuşlardı. Demek bu husus Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus bir şeydi. Dolayısıyla İslam ümmeti için iftar etmeden oruç tutmak doğru değil. Yani her oruç için de iftar edileceğine göre, her gün için iftar yapılması gerektiğine göre bu iftarı da erken zamanda yapmak gerekiyor. Yani iftarı da geciktirmemek lazım mümkün olduğu kadar. Hadiste sayılan diğer şeyler, akıl bali olduktan sonra yetimlik yok. Yani bir adam gelmiş işte 20 yaşına, 18 yaşına diyelim annesi babası öldü. İşte bu kişi yetim kaldı. Hani şimdi hani annesi babasının ölmesi dolayısıyla böyle bir tabir kullanılır da fakat şer'i anlamda bu gibi kişiler yetim sayılmazlar. Yani bir kişiden yetim diye ne zaman bahsedebiliriz? Akıl bali olmadan önce annesi babası vefat ederse o zaman ondan yetim diye söz edebiliriz. Geceye kadar laf orucu da yoktur. Şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada yine o zaman adet olan, Araplarca bilinen bir şeye temas ediyor. Ha şimdi İslam'da konuşmamak suretiyle oruç tutmak yoktur. Efendim işte ben oruçluyum, konuşmuyorum. Yani orucun böyle bir neticesi yok. Orucun böyle bir gereği yok. Oruçlu insan konuşur. Konuşmanın oruca herhangi bir zararı yoktur. Hatta eğer emri bil maruf, nehy anil münker gibi şeyleri oruçluyken yapmak mecburiyetindeysek o zaman susmak yerine konuşmamız gerekiyor. Oruçlunun orucun susmakla hiçbir alakası mevcut değil. Ha, susmakla alakası sadece şu kadar var. Eğer oruçlu kişi konuştuğu zaman haram bir şey konuşacaksa, mekruh bir şey konuşacaksa, kötü bir şey konuşacaksa o zaman bunları konuşmaması lazım. Ama esasen bu doğrudan oruçla ilgili bir mesele değil. Orucun dışında da bizim bunları yapmamamız gerekiyor.
Sadece oruçluyken bu hususa daha ziyade dikkat etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iftarla ilgili olarak ifade ettiği hadislerden birisi de şöyle. Zeyd bin Halid Hazretleri Resulullah Efendimizin şöyle dediğini rivayet ediyor. Bir kimse hacıyı teçhiz etse yahut bir gaziyi teçhiz etse ve onların ailelerine sahip çıksa veya bir oruçluya iftar ettirse aynı ecirlere sahip olur. Diğerlerinin ecirlerinden hiçbir şey eksik kalmamak üzere. Bu da Beyhaki tarafından rivayet edilmiş bir hadistir. Oruçta başkasına iftar yedirmenin ne kadar fazilet olmasından bahsediyor. Bir kimse bir hacıyı teçhiz etse, yani bazen bir takım kimseler vardır ki çok hacca gitmek isterler fakat maddi imkanları yerinde değildir. Yani bir kişi işte böyle maddi imkanları yerinde olmayan bir kişiyi maddi imkanları elde eder hale getirirse, işte onun yol parasını verirse, oralarda yemesi içmesi için lazım gelen şeyleri verirse veyahut da bir gaziyi teçhiz ederse, hani birisi savaşa gidecek ama fakat fakirdir, ne kılıcı var, ne kalkanı var, ne oku var, ne çubuğu var, bir şey yok. Birisi böyle bir kişiyi teçhiz etse ya da onların ailelerine sahip çıksa, yani şimdi bir fakir gazaya gitti, savaşa gitti, bazen aylarca sürebiliyor o seferler, ama geride çoluk çocuğu ve ailesi var. Ya da efendim işte bir kişiyi teçhiz etmedi ama savaşa giden bir kişinin ailesinin bakımını üzerine aldı, onun çoluk çocuğunun bakımını alacak, hani bunlardan birisini yaptı. Veyahut da oruçluya iftar ettirse, oruçluya iftar ettirse aynı ecirlere sahip olur diyor. Yani bu yapılan amellerin sevap bakımından birbirine denk olduğunu ifade ediyor. Demek ki oruçluya iftar verdirmek de önemli sevap hazinelerinden birisi. Ramazan ayı içerisinde işte fakir fukaraya o anlamda yardım etmek, iftar sofralarında yeteri kadar yiyeceklerin bulunmasını onlar için sağlamak önemli bir sevap hazinesidir. Bir başka hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar, bu hadisi de Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ediyor. Kim bir oruçluyu iftar ettirse, yani iftar yemeğe verse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Yani o oruç tutan kişi ne kadar sevap aldıysa bir de o iftar veren kişiye de o kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir şey eksik olmaz. Bu hadisi de İbn-i Mace rivayet ediyor. Yani bir kişi oruç tuttu. Diyelim ki Cenab-ı Allah ona 100 sevap verdi. Ama bu kişinin iftar yemeğini hazırlayacak kadar bir gücü yok. Bir başkası ona iftar yemeğini verdi. Böyle bir durumda o iftar yemeğini veren yine 100 sevap kazanacak. Orucu tutan da 100 sevaptan mahrum olmayacak. İftar yemeği vermenin böylesine önemli faziletleri ve sevapları bulunuyor. Seman-ı Farisi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Sizden biri iftar edeceği zaman hurma ile iftar etsin. Yani bazı hadislerde su geçiyor. Burada da hurma geçiyor. Sizden biri iftar edeceği zaman hurma ile iftar etsin. Zira o berekettir. Hurma ile iftar etmek berekettir. Şayet hurma bulamazsa su ile iftar etsin. İkinci derecede tercih edilen şey su ile iftar etmektir. Çünkü o tertemizdir. Demek ki hurma bereketin timsalidir. Su ise temizliğin timsalidir. Çünkü temizlik su ile yapılıyor.
Yani her ne kadar iftarda su içilmese bile temizliğin timsali olduğundan dolayı su ile iftar etmenin daha faziletli olacağını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade etmişlerdir. Bu hadisi başta Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, Ahmet bin Hanbel, Taberani, Ebu Davud, Tayalisi gibi pek çok hadis imamımız kitaplarında rivayet etmişler. Yani bu rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla hadis meşhur bir hadistir. Yani iftar birinci derecede hurma ile açılır. Çünkü hurma bereket timsalidir. Eğer su ile açılmıyor, eğer hurma ile açılmıyorsa ya da bulunmuyorsa o zaman su ile açılması tavsiye ediliyor. Çünkü o da temizlik timsalidir. İnsana temizliği hatırlatır. Tabii temizliğin manevi kısmı var. Manevi kısmının yanında bir de maddi kısmı var. Yani en azından su ile oruç açmak temizliği de hatıra getirdiğinden dolayı psikolojik olarak temizlikle ilgili bir düşüncenin insan zihninde yerleşmesine sebebiyet veriyor su ile iftar açmak. Yani su ile bir yakınlık hissediyorsunuz. Su ile bir yakınlık hissedince işte o su ile ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaksınız. Tabii suyu birinci derecede içeceksiniz ve susuzluk ihtiyacınızı karşılayacaksınız. Ama ikinci olarak da su neye yarar? Temizlik işlerinde yarar. Suyu sevdiğinizden dolayı eğer onu içmiyorsanız bu sefer de onu temizlik işlerinde kullanacaksınız. Değerli izleyiciler, iftarda yapılması gereken şeylerden birisi de iftar duasıdır. Enes bin Malik, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikteyken kendisine şöyle demiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar. Sizden biri oruçluyken yemek getirildiğinde şöyle desin. Bismillahi velhamdülillahi. Allahümme leke sumtu ve ala rızkike eftartu ve aleyke tevekkeltu. Sübhaneke ve bihamdike tekabbel minna. İnneke entes selam ve mike selam. Gerçi Enes bin Malik'in dışında bu hadisi başka sahabiler de zikretmişler. Bu iftar duasında o rivayetlere göre birkaç kelime değişebiliyor. En kısası budur. Resulullah Efendimiz'den nakledilen dua olarak budur. Ve sizden biri oruçluyken yemek getirinde şöyle desin denildiğinde daha ziyade Ramazan ayı içerisinde oruç tutan kişiler kastedilmiş bulunuyor. Yani Bismillahi velhamdülillah diyeceğiz. O yemeğe başlamadan önce hem besmele çekeceğiz hem de Allah'a hamd edeceğiz. Her ne kadar hamd daha ziyade bir rızkı yayıp ondan istifade ettikten sonra olsa da şimdi burada hamdın bir yerde iki anlamı var. Birisi insanlar başka zamanda yiyip içtiklerinde yemeğin kıymetini ve kadrini çok fazla anlayamazlar. Ama Ramazan tuttuktan sonra o yiyecekler önüne gelince onların ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu o zaman daha iyi anlarlar. Yememiş olsalar bile önlerinde böyle yemek üzere hazır bulunması adeta peşin şükrü gerektirir. Yani çünkü evet henüz daha yemedi, lezzetini almadı, tatmadı ama işte iftar vakti sona erer ermez ki hemen birkaç dakika içerisinde sona erecektir işte. Adeta onun orada hazır bulunması bir nevi yenmiş gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Yani insan ayrıca tam iftar vaktinde yiyeceklere ihtiyacı olduğundan dolayı o andan itibaren
yiyecek arama peşine koşmuyor. Yiyecekler işte sofranın üzerinde hazır vaziyette bulunuyor. Onları hazır vaziyette görünce sanki yemiş gibi oluyor. Tabii yine yedikten sonra da ayrıca yine sonunda elhamdülillah der. Ama iftar duasında başta hem besmele hem de velhamdülillah deniyor. Hem besmele çekiliyor hem de elhamdülillah deniliyor. Elhamdülillah denilmesinin bir sebebi de şu. Çünkü Ramazan ayında oruç tutmak herkese nasip olan bir şey değildir. Bazen insanlar ya imanları zayıf olduğundan dolayı oruç tutmuyorlar veyahut da işte zaten Müslüman olmadıklarından dolayı oruç tutmanın gerekli olduğunu düşünmüyorlar. Çünkü Müslüman değiller ki böyle bir ibadetle sorumlu olduklarını düşünsünler. Bazen de insanlar işte seferdedir, yolculuk halindedir, bazen hastadırlar, bazen başka bir takım özürleri bulunabilir, şer'i anlamda bir takım özürleri bulunabilir, oruç tutamayabilirler. Gerçekten Ramazan ayına kavuşup da Ramazan ayı içerisinde oruç tutmak büyük bir sevaba kavuşmak, büyük bir berekete kavuşmak anlamına gelir. Dolayısıyla bereketli olan her şeyden sonra ki işte yemek içmek bir berekettir. Ama oruç tutmak da ayrı bir berekettir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah Ramazan ayı içerisinde oruç tutma imkanını verdiğinden dolayı Allah'a şükretmek gerekiyor. O yüzden besmelenin yanı sıra daha yemek yemeden önce elhamdülillah demek de gerekiyor. Yani bu elhamdülillah yenen yemeklerin şükrü değil sadece. Bu şükür ne içindir? Oruç tutma imkanı bulduğu içindir. Cenab-ı Allah kendisine böyle bir imkan verdiği için elhamdülillah diyecek. Hadisin devamında Allahümme leke sumtu, yani ya Rabbi ben senin için oruç tuttum. Ve ala rızkike eftartu, ve senin verdiği rızıkla iftarımı yaptım. Ve aleyke tevekkeltu, ve sana tevekkülde bulundum. Sübhaneke ve bihamdike, sen her şeyden münezzehsin ve sana hamd ediyorum. Tekabbel minne, ya Rabbi tutmuş olduğumuz orucu bir ibadet olarak bizden kabul et. İnneke ente semiul alim, şüphesiz ki sen her şeyi, yani bir şeyde de inneke ente selam ve minke selam şeklinde geçiyor. İnneke ente semiul alim, sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Yani Cenab-ı Allah mutlak güç, kudret, varlık sahibi. Elbette ki o varlığın bir neticesi olarak işitmesi de sonsuz, bilmesi de sonsuz. Tabii kulun böyle bir takım ihtiyaçları varsa bu ihtiyaçları gören, bilen, duyan da Cenab-ı Allah olacaktır. Ve kul bu duasıyla yani benim her türlü ihtiyacımı gider, her türlü dertlerime ve sıkıntılarıma derman ver demek istiyor bu dua ile. İftarda bir de böyle bir dua yapılırsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği şekilde iftarı da bitirmiş oluruz. Rabbim cümlemizi Ramazan-ı Şerif hürmetine, tutulan oruçlar hürmetine affettiği kulların zümresine ilhak eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.